Çamlıhemşin'e bağlı meşhur Aydar Yaylası'na geldik. Karadeniz gezimizdeki durağımız Aydar Yaylası. Buraya gelmişken çok merak ettiğim bir tatlı var, Laz böreği. Burada mide turizmi yapacağız. O zaman kum saati mide turizmi Laz böreğiyle başlasın. Aydar Yaylası'nda Kafe Sasuk'tayız. Burada bir ablamız var. Kolay gelsin abla. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu an muhlama yapıyorum. Muhlama mı? Az da biz Laz böreği yemek için geldik. Hoş geldiniz. İyi yerin, tam yerine geldiniz. Sağ olun. Şimdi muhlamayı da gördüğümüz iyi oldu. Evet. Laz böreği siz bir yerinde yapın isterseniz. Bir tamam. Anda Laz böreğini anlatırsınız bize. Anlatayım. Şu anda muhlama yapıyor ablamız. Laz böreği, ben börek deyince tatlı olduğunu düşünmüyordum. Tatlıymış meğerse. Aynen öyle. Laz böreği tatlıdır. Altı üstü yufkadır, ortası muhallebidir. Birebir muhallebi pişiririz. Muhallebisi karabiberlidir. Bende bir fark olur. Ben bazen portakallı yaparım, bazen limonlu, bazen damla sakızlı yaparım. Öyle mi? Yani bugün şansınızda portakallı var. Portakallı yapmışım. O şekilde. Muhallebisi 1 kilo süt. İşte 7-8 kaşık un koyuyorsun. Hı. Biraz şeker koyuyorsun. Portakal rendesi falan koyup onu güzelce pişiriyorsun. Öteki tarafta bol bir tereyağı eritiyorsun. Tepsinin altına yufkayı seriyorsun. Her katına tereyağı sürüyorsun. Yani zahmetli bir iş. Tabii her katına tereyağı sürmen gerekiyor. Ama hani bunu da söyleyeyim. Bir hafif de sıvı yağ koyuyorum. Çünkü tereyağı çok çabuk donuyor. Doğru. Sıvı yağ onu açıyor. Çok az bir sıvı yağ koyuyorum. Evet. Hani bunu herkese de söylüyorum çünkü kimse senin günahı bende kalsın istemiyorum. Tabii. Hani size özellikle tarif ettiler oraya gidince. Allah razı olsun. O şekilde yapıyoruz. Bittikten sonra da alt üstünü koyuyorsun. Kestikten sonra da tekrar bir bol tereyağı eritiyorsun. Tekrar üstüne döküp fırına veriyorsun. Pişti çıktığı zaman birebir de şerbetini kaynatıyorsun. Bunun bir sıcaklığı geçti mi? Bak, Laz böreğinin sıcaklığı geçti mi? Kusura bakmayın, arılardan dolayı üstünü kapatıyoruz. Sıcaklığı geçti, yani o fırın sıcaklığı geçti mi, şerbetini döküyorsun. Bir 5-10 dakika beklet, ondan sonra servis yap. O zaman sizin benim gözümü bağlasınlar sizin de elinizi. Tamam ya, sağ olun. Allah razı olsun. Şu anda muhlama yapıyorum. Şimdi yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ben bunu da müsaadenizle çekeyim bir. Nasıl tabii oluyor? Ki. Bol tereyağı koydunuz buna. Tabii. Bu muhlamanın ana maddesi tereyağı, peynirdir. Ha evet. Bak, muhlamanın birkaç çeşidi vardır. Ben gerçek hemşin muhlaması yapıyorum. Evet. Bunun bir de mısır unlu yapılıyor. Mesela sahil kesiminde ona kuymak diyorlar. Evet. Biz burada ona civil deriz. Tereyağını eritirsin, içine mısır ununu koyarsın, kavurursun. Hı hı. İçine peynirini, suyunu koyarsın. Orada biraz daha unu fazla yemiş oluyorsun. Unu biraz daha çok oluyor. Burada çok az bir, gördüğünüz gibi sadece çok az bir beyaz un koydum. Eskiden biz beyaz un da koymazdık. Sadece peynirle yağ birbirine bağlasın diye onu şimdi koyuyoruz. Eskiden öyle bir, hani şimdi kolesterol varmış, o varmış, bu varmış. Evet, onlar çıktıktan sonra ya da para güzel geldikten sonra biraz daha katkısı fazla olsun ki daha çok olsun mu oldu. Şimdi onu bunun, bilemiyoruz. Bunun peyniri özel değil mi? Bunun peyniri özel. Çünkü muhlamalık peynir uzaması gerekiyor. Anladım. Yani ben kendi evimde marketten aldığım peyniri yapamam onu. Mesela o yaparsın ama o çok şey oluyor. Uzamaz. Uzamasını da koy kenara. Eriyor, su oluyor. Mesela o kaşar peyniri falan biraz su oluyor. Anladım. Yani sulanıyor. Ama şey güzel olur. Mesela buradan giderken alın. Dil peyniriyle de olur. Çok aynı lezzet olmaz ama uzaması biraz oluyor öyle dil mi? Peyniriyle. Ama aynı lezzet olmuyor. Giderken alın dediğiniz ne? Muhlama peyniri. Muhlama peyniri. Böyle pakette çeçil peyniri gibi çeçil böyle gibi şeyli uzun olan peynirler var onlarda. Evet. Bunun püf noktası da yağla mesela ununu bu malzeme içine koyduğum zaman
o tavada kalır. Ne zaman ki pişer tavadan ayrılır o. Bunu bak bu şekilde böyle 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 değil de o peynir şeyi koyduğumuz zaman içine bu şekilde karıştırır. Eze eze yapacaksın. Tabii ki şey yağla peynir birbirine girmiş oluyor. Hmm. Sonra da tavadan ayrılması gerekiyor. İşte her şeyin bir sırrı var. Yani evet. Her şeyi gidip yerinde yemen tabii, gerekiyor. Tabii, doğru. Nasıl Antep'te şeyi yiyorsan kebabı gelip tabii, orada muhlama yiyeceksin. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Ayaklarınıza sağlık. Başka yerde de olmuyor zaten ya. Ya ama vermiyor. Şimdi mesela bak ben burada bunu yapıyorum. Bunun aynısını gidiyorum. Aydın Nazilli'de de ben yapıyorum. Peyniri de buradan götürüyorum. Yağı da buradan götürüyorum. Ama bu lezzet olmuyor. Bak olmuyor, bu böyle olmuyor işte. Yağın evet. Böyle şişmesi gerekiyor. Evet evet. Çok güzel buna oldu. Buna böyle vurmak gerekiyor kaşığı ki. Ve çok da güzel koktu şimdi. Şimdi tabii ki. Zaten cezbeden kokusu oluyor evet, tereyağının. Gerçekten güzel koktu. Bunun biraz yanması gerekiyor. Mesela kırmızı olması gerekiyor ki ya şey güzel olsun, muhlama güzel olsun. Hı-hı. Yoksa güzel olmaz. Hı-hı. Evet şu anda yandı herhalde biraz. Aynen öyle. Oo çok güzel. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ sağlık. Sağ olun. Biz şimdi şunun tadına bir bakalım. Raz böreğinin. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bak, Allah'a emanet olun. Sağlık. İyi olun. Seyirler olsun. İnşallah bize de dönüşler güzel i̇nşallah, olsun. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Burada da çok güzel bahçesi var. Sasuk Bahçe. Muhteşem manzarası var. Bakar mısınız şuraya? Gerçekten çok güzel. Yani buraya oturduğunuz zaman şu güzel manzarada muhlamanızı, Laz böreğinizi, işte ne yiyorsanız abla organik, her şeyimiz organik dedi. Organik malzemelerden, yiyeceklerden yiyebilirsiniz. Biz burayı çok beğendik. Şimdi bir de Laz böreğinin tadına bakalım. Laz böreği bu. Laz böreğinin tadına şimdi bakacağız. Ama önce manzaranın tadına varalım. Tatlı bir börek yiyeceğim. Aslında bildiğiniz börek gibi ama şerbetliymiş. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa tatlı bir börek yiyorum. Çok güzel. Bence tadına bakın. Benim yediğim Laz böreği portakallıymış. Bugün portakallıya denk geldik. Abla çeşitli börekler de yapıyormuş. Portakallısı da çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Portakalın dışında ne vardı başka? Mahallemesi var. Şerbetli. Yok. Portakallı yani yapıyordu bir de. Limonlu var. Damla sakızlı var. Damla sakızlı var değil mi? Bize portakal denk geldi. Portakalsa gayet güzel. Tercih edilebilir. Bize afiyet olsun.